Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima gününüz mübarek olsun sevgili canım kardeşlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi bir yazı var. Mukaddeme şey yapayım. Başlayayım isterseniz. Saat 7 geçiyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kardeşler, ben size herhalde bu canlı yayında gönderemeyeceğim ama WhatsApp'ınıza atabilirim. Bir mukaddeme yapmak istiyorum. Mukaddeme yapacağım dosyayı size atayım. Belki merak edip görmek isteyen olursa oradan takip edebilir. Şu anda geldi zannediyorum. Bilgi ve ilim diye. Geldi mi arkadaşlar? Şimdi şeye de atayım. Meclis-i Nurani'ye de atayım. Dima'da da attım. Geldi mi? Bir arkadaş söylesin geldi diye. Evet, geldi abi. Tamam. Oradan bir mukaddeme yapacağım. Sesiniz kapalı olsun. Sormak istediğiniz zaman sesi açabilirsiniz. Bir rica ediyorum. Dima grubunda olmayanlar dersin içine girip soru sormasın. Kenara yazı yazsın. Çünkü alışkın olmadığınız için Ömer Yaman, görüntüyü kapatar kardeş. Bu derse alışmadığınız için yüzünüz karanlıkta kalıyor diyor. O kadar karanlıkta kalıyor. Biraz indir istersen şu şeyi. Bana doğru şöyle aşağı doğru. Şu an iyi abi ya. Öyle mi? Tamam. Şu anda nasıl? Güzel abi şu anda. Tamam. Dima grubunda olmayanlar sorularını yazı yazsınlar. Oraya yazsınlar. En son ders bitince bakıyorum. Dima grubunda olanlarla bunu işliyoruz. Çünkü çok uzun seneden beri işliyoruz. Alışmamış uslup ve tabirlerle karşılaşırsınız. Tabii siz soracağınız şey lügat manası bizi tabii o zaman indiriyor, manadan koparıyor. Lügat yok, tabir yok. Tabirin daha arkası enfüsü oluyor yer yer. Onun için o kardeşlerime rica ediyorum. Şimdi başlıyoruz. İlk önce bir ısınma yapıyoruz. Isınma. Isınma için en son attığım bilgi ve ilim var. Onu açabilirsiniz. Bilgi ve ilim farkı, serbest bölge, dima grubu, burada mısınız abi? Bir bakayım. Buradayız abi. Ha, oradasın, Osman oradasın. Onu attım, haseten sen. Baştım abi. Ha, onun dışında, yani o yazının dışında, enfüs-ü lügata bazı şeyler yapacaktım, tavsiye ama PDF olduğu için bana fırsat vermedi. Neyse şey yaparız, onu sonra konuşuruz. Şimdi bu dersi mukaddeme yaparken ilim ve bilgi farkı o yazının dışında senin alemine düşen veya şu anda konuşurken yeni Allah ikram ederse bir şeyler onları da kaydedersin. Zaten kalem şeyim var. Mehmet kardeş, gafurlar buradalar mı? Harunlar. Buradayız abi. Tamam, çok güzel. Gafur girmiş mi? Evet.
Ona özel Harun sen atarsın. Bölüktür yaz. Gafur sen, tamam. Gafur sen de dur. Dersin. O anlar. Şimdi başlıyoruz. Tekrar euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Dima 143. Bugün tarihe bir bakayım. Tarih 10.01.2021. 2021'in ilk dersi. Ben köyde yapıyorum dersi, mekan ve konusu akıl. Şimdi akıl girmeden bir mukaddeme yapıyorum. Bir dimağda serbest bölge var. Serbest bölge, tahayyül ve tasavvur. Ondan sonra orası bitiyor. Bir tarafsız olan, berzah olan taakkul var. Taakkul. Sonra taakkulun içinde akıl vardı. Biraz daha içeriye gir. Tasdik var. Orada ilim var. Bilgi dimağın serbest bölgesindeki tasavvurdadır. Malum bilinen bir şey. Dimağcılar çok iyi bilir bunu. Bilgi tasavvurdadır. İlim tasdiktedir. İlim tasdiktedir. Allahu alem şu anda diyebileceğim doğru veya yanlış dimağcılar, ilmin sureti serbest bölgededir, tasavvurdadır. İlmin kanuniyeti tasdiktedir. İlmin hakikati vicdandaki marifetullah'tır. İlmin mahiyeti kalpteki Allah'ın subutu sıfatı olan ilmin duygu olarak kalptedir. İnsandaki böyle. Şimdi bilgi ve ilim arasındaki fark. Bilgi ve ilim arasında fark. Bunu yeni kardeşler şu ölçüyle bakabilir. Vesvese Risalesi'nde der ki ilim onu tard eder. Vesvese için diyor ya. İlim onu tard eder. Cehil onu davet eder. Tanısan gider, tanımasan gelir vesvese. Ya kardeşim, ilim onu tarder der de ben vesvese risalesini ezberledim, ezberledim. Niye vesvesem var? Demek ki biz vesvese risalesi bilgi seviyesindedir. İlim değildir. İlim canlı, ruhlu ve hissi ve şuurludur. Kimde bulunduğunu, kimden ne var olduğunu bilir. İmam Ali'nin radıyallahu anh dediği gibi malı siz korursunuz ama ilim sizi korur. İlim sizi korursa o bir malumat değildir. Malumat olsaydı ilim, yani ilim bilgi olsaydı alimler hata yapmazdı, korunurlardı. Alimler bunu bildikleri halde korunmuyorlarsa, ilim onu tard etmiyorsa ilim değildir. Kur'an'ın ifadesiyle kitap yüklü merkebe benzetiyorlar. O zaman iki kavram önümüze çıkıyor. Çözülmesi lazım külliyatı bilmek adına. Nedir o? Bilgi ve ilim. Şimdi bilgiyi söylüyorum arkadaşlar. Bilgi, örf, anane, gelenek ve kültürün ve kendine, İnsan kişi kendisine sözlü ve fiili yaptığı katkılardan meydana gelen tahayyülüne ve tasavvuruna ilmin gölgesidir. Yani insanın bilgisinin kaynağı nedir? Bilgisinin kaynağı örf, anane, gelenek, kültür artı sana anlatılanlar. Senin okudukların yani kendine yaptığın kavli veya fiili yaptığın bulunduğun mekan insanın üzerine bunlar yapılandırıyor.
Bu nereye yapılandırıyor ilk etapta? Bunlar insanın kafasındaki serbest bölgedeki tahayyül ve tasavvuruna bunlar yapılandırıyor. İnsanın tahayyül ve tasavvurun zemini örf, anane, gelenek, kültür ve kişinin bu kendisinin dışında örf, anane, gelenek, kültür müdahale edilmiş fıtratına. Kişinin kendi kavli ve fiili, okudukları, konuştukları ve fiili hayatında ki insanın tahayyülünü ve tasavvurunu oluşturuyor. İlim ise buraya düşen gölgedir. Çok ilginçtir. Bilgi nedir? İlmin gölgesidir. Bilgi ilim değildir. Misal vermeden şöyle bir izah. Güneş bu çok hoştu. Mehmet direkt burada mıdır? Yok. Yani o çünkü bununla meşguldu bu şeyle. Güneş hem gölgenin sebebidir. Buradayım. Orada mısın? Buradayım. Bak bu seninle çok alakalı bir şey. Bununla konuşmuştuk unutmamışsan. Güneş hem gölgenin sebebidir. Bak güneş hem gölgenin sebebidir hem de gölgeyi ortadan kaldırandır. İlim de böyledir. Üniversite diplomasında, ilkokul diploması olduğu gibi ilmin içerisinde bilgi vardır. Bilgi tasavvurdadır. İlim tasdiktedir. Şimdi bu misal çok hoş. Güneş varsa gölge vardır. Gölgenin sebebi güneştir. Ama güneş aynı zamanda gölgeyi ortadan kaldırandır. Zıtların cemiidir. İlim. Misal. Gölgeyi de enaniyet mi yapıyorlar? Yani. Gölge haline getiriyor. Yani gölge o yapar Osman'ım. Yani kendi zanları yapar. Yani Allah muhafaza etsin. Mesela Allah'a en büyük suizan Allah'adır. Ya Rabbi affet bizi. Allah Müslümanları affet. Nur talebelerini affet. Hasreten grubumuzdaki kardeşlerimizi senin hakkında yaptıkları zanlardan affet Allah'a. Sorma ya Rabbi. Nedir o? Allah'a zan ediyor. En büyük zan Allah beni affetmez. Mesela biz haçta grup götürürken gelirken derdik böyle. O zaman hacının ilk günahı dönerken acaba Allah benim günahımı affetti mi zannetmesidir. Ya nasıl konuşuyorsun? Böyle ya. Böyle Allah'a peygamberimiz demiş aleyhissalatü vesselam davasına kurban olayım. Ömrünüzde hiç olmasa bir defa Allah hakkında nihayetsiz hüsnü zannedin. Yani şuraya kadar Allah beni affeder şuraya değil. Nihayetsiz hiç olmasa bir defaya Allah'a hüsnü zannedin. Evet. Misal Şems haşa. Şems'e ezeli olsa ziyaya ilim, kamerdeki nura ve yeryüzündeki nebatat ve eşcardaki cil ve cemal nakıs sanata da bilgi denir. Haşa, güneş şems ezeli olsa güneşten gelen ziya ilimdir. 16. sözden aldım bunu. Nebatat ve eşcardaki cilve, cemal, nakış, sanat veya kamerdeki nur bunlar ziyanın gölgeleri olduğu için bilgidir. Bir arkadaşımızın sesi açık, o sesi kapatsın. İlmin 18 bin alemin hulasa-i camiası olan insandaki dönüşmüş halidir. Allah Allah. İlim nedir? 18 bin alemin hulasa-i camiası insana dönüşmüş. İnsana dönüşmüş halidir. İlim sıfat-ı subutiyeden bilgi ise esma-i ilahiyedendirler. İnsandaki makamı ise ilim dimağın tasdik sisteminde, bilgi ise tasavvur sistemindedirler. Alim esması bilgiye,
ilim sıfatı, ilim ise ilim sıfatına bakar. Bilgi dört ismin, dört ismi tazamun ediyor. Cilve, cemal, nakış, sanat, cemil, cemidir. İlim ise, yani bir daha bilgi, dört ismi tazamun eden huvel evveluhu vel ahiru ve zahiru vel batınuhu. Bunların dışa vuruşu olan cilve, cemal, nakış, sanatın cemil, cemidir. Bilgi. İlim ise bunların arkasındaki yazılımdır. Ver, ver, ver. Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet. Bir daha. İlim ise bunların arkasındaki yazılımdır. Bir amaca doğru çeşitli bilgi malzemeleri kullanarak, seçim yaparak, bilgilerin arkasına geçerek, öteleri buraya, burayı ötelere taşımak ilimdir. Bilgi ise mevcudun sende uyandırdıklarıdır. Bilginin karşıtı, burası çok ilginçtir Osman, burayı iş yapabilirsin. Bilginin karşılığı değil, karşıtı cehalet, ilmin karşıtı ademdir. Allah Allah. Evet, ilginç abi. Gölge tabirini de ilk defa duydum. İlmin gölgesi. Evet abi. O da Osman şey, güneş hem gölgenin sebebidir hem gölgenin, evet o da şey. Şimdi ilimden bir iki satır okuyayım. İlim canlıdır, ruhludur. Lemalar 337. Bilgi akıldan, ilim ise kalpten beslenir. Eğer bir şeyden aldığımız malumat, şimdi sorar kardeşlerim haklı olarak, acaba bendekiler ilim midir, bilgi midir? Bu çok önemli. Bu sorgulamayı yapacağız şimdi. Şu anda bizde bulunanlar bilgi midir, ilim midir? Bilgi ise Kur'an'ın tabiriyle merkep yüklü kitap. Kitap ama faydası yok ona, ağırlık getirir. Acaba bizdekiler ilim midir, bilgi midir? Sorgulama şu. Eğer bir şeyden aldığınız malumat, şu anda ders, size ağırlık veriyorsa bilgidir. Dinlediğiniz, okuduğunuz kitap sizi rahatlatıp halden hale taşıyorsa o ilimdir, manadır. Çok antika bir ölçü bu. Hasan abi, bir zamanlar fikir ve tefekkür arasında da böyle bir yorum yapmıştınız hatırlarsanız. Evet. 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 Şimdi şöyle. Bilgim, ilim fikirdir. Eylemsel itibariyle histir, duygudur. Bilginin eyleme dönüşmüş, insan potasında hazmedilmiş, eyleme dönüşmüş şeydir ilim. İlim vücud haricisi olduğu için, vücud hariciye dönmüş hal olduğundan dolayı ilim onu tard eder. Yani ilmin vücud haricisi vardır. Vücud haricidir. Mahluktur ama atom cinsinden değildir. Levh-i mahve ispata kadar bilgidir. Ondan sonra ilimdir. İlmin realitesi vardır. İlim fikirdir. İlim histir. İlim halettir. Yani realitedir. Eyleme dönüşmüş haldir ki ilim onu tard eder. Kur'an'ın tabiri ve İmam Ali'nin de şu, buna şey yapıyor. Demek ki ağırlık veriyorsa o bilgidir. Sizi rahatlatıp halden hale taşıyorsa o ilimdir, manadır. İlim ise insan kendisinin arkasına geçer. İlim ile insan kendisinin arkasına geçer. Burası da çok önemli Osman'ın, bu yeni. İlim vücut, vücuda, bilgi de mevcuda bakar. İlim Allah'ın vücudu sıfatına vücudidir.
Bilgi ise mevcuttur. Ondandır ki ilmin karşıtı Adem'dir. Bilginin karşısı cehalettir. Karşıtı. Abi, ilmin sureti bilgi, malumat mı oluyor o zaman? Evet, sureti şeydedir. Sureti, ilmin sureti dimağda serbest bölgedir. Bilgilerdir. Abi, Hasan abi. Efendim abi. Aslında bu arkadaş söylediği için ben de söyleyeyim. Sureti bilgi desek aslında çok abes kaçmaz gibi duruyor ilmin. Öyle zaten, öyle dendi girişte abi. Şeytandaki o zaman bu oluyor değil mi? Bilgi oluyor. Bilgi. Kanuniyeti de abi malumat diyebiliriz kanuniyetine, malumat. Akıl berza olduğu için akıl bilgiyi, akıl değirmendir. Bilgileri ilme dönüştürendir. Onun için Allah-u Alem, daha kesin olmamakla beraber ilmin ne olduğunu hala bilmiyoruz. İlim hakkında daha çalışmamışız. İlim en büyük özelliği biliyoruz zannettirmesidir. Bizim bilgilerimiz bilgidir. İlmi bilmiyoruz ama Allah-u Alem, dünden beri çalışıyorum. İlimin sureti tasavvurdadır. Nedir o? Malumat, bilgi, zanlar. 5 taneydi hatırlayın. Bilgi, malumat, zan, vehimler, şüphe, tereddüt, nisbi ve itibari. Emri nisbiler, emri itibariler. Sureti bu. Kanuniyeti insanda nasıl olur? Akıl değirmen gibidir. Berzahtır. Bilgiyi ilme dönüştürür. Tasdik denilen ilim der. Ustad, tasdikte ilim. Kanuniyeti orada. Peki, hakikati nedir? Vicdanda marifetullah'a dönüşmüş. Ama mahiyeti zaten subuti sıfatta olduğu için ilim, subuti sıfatın bizdeki karşılığı duygulardır, o da kalptir. Devam ediyorum. Hasan abi. Efendim doktorum. Abi bir şey sormak istiyorum. Şimdi bilgi ile ilim arasında benim anladığım şöyle bir şey var. Mesela bilgi, bir doktor düşünelim. Eğer bu doktorda mutlaka sigaranın zararlarını, her şey, hangi hastalıklara sebep olduğunu biliyor. Bilgi olarak mevcut. Eğer bu doktorun fiili olarak sigara içmesi söz konusu ise bu doktor bilgi sahibidir fakat ilim sahibi değildir. Çok güzel. Yani mutlaka fiili olması gerekiyor. Fiile dönüşmüş halidir zaten. Evet. Benim sormak istediğim şu. Şimdi ilim tasdikte ya. İlim tasdikte ama mesela tasdikin de biz biliyoruz ki dışa vurumu hani iltizam. Fikri iltizam. Evet. Yani bu fikri iltizam ama eylem yok fikri iltizamda. Tasdikin bu dışa vuruşu. Ama ilim denilen tasdikle de bu çatışıyor. Acaba şöyle mi yani? Tasdik olabilmesi dimağın meratibinde ilim olabilmesi için dimağ ve kalp birlikte çalışması lazım. İkisinin beraber çalışmasıyla mı ilim oluyor? Harika. Ne yap? Yani şeyi karıştırdım. Yani bu ilimle, hani ilim denilen tasdik diyor ya. Evet, yani tasdikte iltizam var. Evet. Çünkü fiili yok ama, fiili yok ama ilim diyoruz orada, nasıl ilim oluyor diye. Onunla bu şeyi ilim denilen tasdikle fikri iltizamı birbiriyle örtüştüremedim. Onu size sormak istiyorum. Allah razı olsun. Bitti mi doktorum? Bitti abi. Bugün balkonda ona çalıştım. Hutbe-i Şami 77. sayfada diyor ki insanın fiiliyatı, yani davranışı mesela simadaki hal kalbin ve hissin temayülatından çıkar diyor. Kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Şimdi eğer
Tasdiğin içeriği ilim. Eylemsel hali iltizam, fikri iltizam. İnsanın temayülatları, konuşması, fiili altyapısında ilim olduğuna göre yaşanmışsa, yaşanmış. Çünkü ilim bilgiden en büyük fark, ayrımı fiile dönüşmüş. Dönüşmüş artık. Fiile dönüşmüş hali. O zaman eğer kalp dimağla ne kadar bütünlük olursa o bilgi ilime dönüşür ve kalbin hissin temayülatından da eylem olarak ifade edilir. Yani dediğin doğru. Ben dediğini teyit için Hutbe-i Şami'yi getirdim ama bugün de meşgul olduğum bir konuydu. Nedir o bir daha? Kalp ve hissin temayülatından çıkar. Fiil. Fiili biliyoruz ki iltizamda, değil mi? Dimağın iltizamından çıkıyor fiil. Ama tasdikteki iltizam fikri iltizam biliyorsun. O zaman nedir? Bilgilerin eyleme dönüşmüşse bu ilimdir. O zaman nasıl dönüşecek bilgi ilmeği veya fiile? Fiilin kaynağı kalptir. Çünkü fiil 77 Hutbe Şami'de diyor ki kalbin ve hissin temayülatından fiil çıkıyor dışarıya. Dışarıya. Şimdi o zaman kalp yardım etmese, kalp tasarrufuyla olmasa bilgiler ilme dönüşmüyor. O da nasıl oluyor? Malum süreç. Berzah olan akla, taakkule, akla vahiy geliyor. Vahiy onunla boyalanıyor. Malum biliyorsunuz bu süreci, dimağcılarsınız. Ondan sonra o vahiy kabul ettiği zaman, ondan sonra bütün dimağı boyalıyor. İtikat oluyor. Sonra dönüyor izan sisteminden vicdana, oradan kalpten derken bu süreç bütünleniyor. Evet, kalp yardım etmese bilgi ilme dönüşmez zaten. Bilgide kalır o. Şimdi ben devam edeyim. Hasan abi. Buyur abi. Sanki bu sistem daha önce konuştuğumuz bu zihinle ilgili hayat-ı tekvineler ve evamir tekvinelerin birbirine dönüşmesi gibi duruyor. Ona da baktım da. Ona da baktım şöyle o. Hayat-ı tekviniyeler, hayat-ı tekviniye zihinde, evamir-i tekviniye vahiy ile muhatap olan akılda. Orada yer açıyor. Hayat-ı tekviniye zihinde yer açıyor. Bu yer açmıyor Mehmet'im. Bu yer açmıyor. Kişi kendisi ona dönüşüyor. Yani ona dönüşüyor. Mesela diyelim ki bir yerde yürürsün, bir şehirde arabayla gidersin, bayağı mesafe aldın ama yürüdüğün yerden haberin yok. Mesela dalmışsın başka şey. Yani mesafe açma kaybı, ona dönüşme kaybı. İlim yaşanınca sen ona dönüşüyorsun. Dönüşüyorsun. Onun için kişinin konuştuğu değil, yaşadığı şeydir ilmi. Zaten o konuşacak. Haşirde de verin bilginizin demiyor. İlminizin şeyini verin diyor. Ben biraz da devam edeyim mi ilme? Biraz da açılır. Şey diyebilir miyiz abi? Diyorum ki bilgi hayat-ı tekviniye, ilim evamir-i tekviniye. Yani diyemeyiz çünkü vücudu harici nasıl olur? Hayat-ı tekviniye zihinde ya, o vücudu harici mekanıdır. Ama o bilgiler daha kalp ve ruh onaylamamış. Bilgiler her türlü şeyler, şüpheler, tereddütler, onlar da bilgidir. Ondan sonra onlar da şeydir. Hepsini al. Yani hayat-ı tekviniye demek biraz zor. Çünkü evet şuradan kaynaklandığı bilgi alem-i şehadetten varlığın bize gölgeleridir. Yani ilmin gölgesi bilginin de bize gölgeleri işte
Yani şu mevcudatın bize gölgeleri. Şimdi Hayat-ı Tekviniye'nin bize aktarımları var. Bu aktarım, yani mevcudat bize aktarıyor. Bu aktardığı zaman bilgi oluyor. Sonra ilme dönüşünce işte fikir yoluyla tefekkür edince zihinde Hayat-ı Tekviniye'de mekan açılıyor. Yani tefekkür zihindeki Hayat-ı Tekviniye malum 18 bin alemde yer açılıyor sana. Yer açılıyor. Üzerindeki battaniyeler kalkıyor. Mesela bir misal vereyim şöyle. Dün akşamki şeydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ilim meclisleri cennet bahçesinde mi bahçedir? Yani biz böyle bir teşvik gibi anlıyoruz. Böyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sanki böyle teşvik için insanları didiniyor. Yani bu hayır arkadaşlar. Ve şemsu ve duhaha sureti olduğu gibi hakikati da öyle doğrudur. Şimdi dönen güneşe diye. Şimdi bu meclisler alemi şehadet, alemi gayb, cennet, cehennemin 18 bin alemin üzerinde tenteneli perdedir arkadaşlar. Tamam. Bu meclisler ne oluyor ilim? Bu perdeyi açıyor. Yani biz böyle manevi efendim cennet bahçelerini bir bahçe gibi yapıyoruz. Hayır. Manevi değil öyle. Çünkü dinle maneviyat dişe vurur. Hayır. O bizzati cennet bahçesi şu üzerimizdeki battaniye ilimle kalkınca Üstad onu diyor şey diyor ihlas ihlas sadakat tesanüt sırrına sahip. Yani üç tane sıfat. İhlas, sadakat, tesanüt sırrına sahip bir kısım talebeli. İşte o alemi gaybın üzerinde olan şu tenteneli alemi şehadet, eğer bu ders mesela ihlasa, ihlas sırrına, sadakat sırrına, tesanüt sırrına ne kadar yakınsa hevallahi bunun üzeri kalkıyor. İlim elcisleri cennet bahçesi oluyor. Yani orayı buraya, burayı oraya taşıyor. Yani kalkıyor, orası oluyor. Eylemsel hali demek istiyorum. İlim böyle bilgi gibi değil, taşıma değil. Ona dönüşüyorsun. İlim bahçesindesin, manevi falan değil. Bizzat odur. Nereden biliyoruz? Hazır olmasa sende huzur olmaz. Huzur. Biraz da gideyim. İlimi biraz da okuyayım. Hasan abi bir şey sorabilir miyim? Sor abi. Şimdi biz bilgiyi ilme çevirerek ilim sahibi oluyoruz. Bu ilim sahibi olmak yani Cenab-ı Hakk'ın subhiti sıfatındaki ilme ona sahip olmak gibi mi? Ona azami derecede aynı olmaktır. Ona dönüşmektir. İlim sahip olmak da değil doktorum, Fikret'im. İlim sahip olmak değil, sahip olmak bilgidir. Evet. İlim o olmaktır. Yani aynadaki güneş ne güneştir ne aynadır. Haşa, şemsi ezeli ilim olsa, güneş ilim olsa, ayna ruh olsa, aynadaki güneş ne aydır ne gayr. O ilim güneşi gösteriyor gibi gözükürken aslında güneştir. Ayna güneştir artık. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani biz bütün öğrendiklerimizi, bütün bilgilerimizi, bütün donanımlarımızı, alemi şehadetteki bütün vasıflarımızı, işte doktor olmamız, başka türlü mühendis olmamız vesaire... bütün bilgileri kaybedeceğiz ama sahip olduğumuz veya maliki olacağımız bütün ilimlere her alim-i bekada sahip olacağız. Doğru mu abi? Evet abi, onu Allah Resulü ve büyük zatlar söylüyor aleyhissalatü vesselam. Bilgilere öyle şey ve Allah o kadar merhametli ki bilgilere de sevap veriliyor. Ama alimlere denilecek ki o bildiklerinizi ne kadar yaşadınız. Hatta çok ağrıma gitti bir şeyden ustadın eski Molla Resul vardı, ulema, o da alimdi. Ustadın eski Said'in talebesi Molla Resul'un kendi ifadesi, o okudum ben.
Rüştü abi vermişti. Çok ağrıma gitmişti. Demişti ki, o diyor ki, Seyda diyor, ustada diyor. Ustad da onaylamış, onun için söylüyor. Diyor ki, Seyda diyor, hadislerden anladığım kadarıyla diyor, rivayetlerden cem etmiş böyle, hulasa etmiş. Alime, sen bunu niye anlatmadın sorulmadıkça, cahile sen bunu niye yaptın sorulmayacak diyor. Ya. Dolayısıyla o ilim cennet bahçesinin bir bahçeye dönüşmektir, o olmaktır. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin tabiriyle avamın beklediği cenneti diyor, havas bu alemde, alem-i şehadette ruhunda yaşar. İlim ona dönüşmektir. Neyin ilmini yapıyorsan ona dönüşüyorsun, o oluyorsun. Mesela yeis zulümatından diyor, yeisin zulümatından, Allah Allah, kimsesizliğin vahşetinden, vahşeti anlatmıştım, Safari Afrika'yı anlatmıştım. Kimsesizliğin, erva-ı habisinin izacatından, korona vesaire hakkında videolar, uygun olan olmayan kişilerle eğil mi değil midir böyle hastalık vesaire, rüyan hakkında, ele rüya ve hastalık hakkında internetlerle ve eğil olmayan kişilerle konuşmak insan üzerine yükleme yapar. Ne yapar? Ona dönüşür insan. Ne yapar o? Erva-ı habisenin izacatından. Erva-ı habise o kadar anlatıyor ki üstad. Bazen menfi anlatmamak için şöyle diyor Kastamonu'da. Gayri erva-ı habise diyor. Ya erva haliye demiyor. Tamam. Böyle çok acayip. Yöntem çok garip. Şey söylüyor, ben bir tane şeyi anlatayım. Benim yani sordu böyle, Kastamonu okuyoruz. Diyor ki Hüsrev çok anlatıyor. Ondan sonra dedim ki, bir insanı çok böyle methettiğin zaman, sahiplendiğin zaman vesaire deyince, bil ki orada bir sıkıntı var ya. Yani. Tamam? Orada bir sıkıntı var ya. Onun için böyle büyük zatlar öyle rüyada, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin 16. sözün başında söylüyor. Ne geceyim ne geceyi sevenlerdenim. Böyle rüyalarda böyle yatıp da böyle rüyayı bekleyenlerden değilim diyor, geceyi sevenlerden. Yani alem-i şehadetti ki ilim denilen güneş varken gece karanlığının mumu ve nuru olan rüyayla mı şey yapacağız? Yani rüyayla onu bunu bekliyor. Allah Resulü'nü bekliyor. Ustadı bekliyor. Görsem etsem uçsam kaçsam keramet gibi. Ya bunlarla ne meşgul oluyorsun? 16. sözün başında diyor. Ne geceyim ne geceyi sevenlerdenim. O ne demek o? Şu Allah dinini tamamlamış. Neyi bekliyorsun? Her şey var orada. Şimdi ilim ilim kısacası alemi gaybın üzerindeki tenteneli perde olan bu alemi şahadetin üstünü kaldırdığı gibi insan bilgilerini ilme dönüşmesi demek. Ona dönüşünce artık fikren, hissen, duygu, latife olarak yaşıyor böyle. Mesela bir halet yok mu sizde böyle bir huzur? Bu ilimdir işte. Anlattıklarım şu anda veya konuştuklarım şu anda kafanda kalmayabilir. Öyle de bir şey istenmiyor zaten. O gitti. Yani yazmaya kalksam bir şeyler yazarsın ama şu anda ne dedi bilmiyorum ama sonucu söyle bana. Oh iyi, bu ilimdir. Risale-i Nur'u düz okumak da bilgileri pek o kadar olmuyor ama okuyunca ne oluyor? Vallahi ben Risale okuyunca atlıyorum diyor. Niye peki bir evde sıkıntı varsa Hasan-ı Musa'yı okuyun? Çünkü orada erva habise cinler kaçışır. Ya kardeşim Risale-i Nur'un beyaz horoz kadar mı değeri yok ya? Beyaz horoz kadar mı değeri yok? Mecmuatul Adab'tan söylüyorum. Mecmuatul Adab. Bir evde beyaz horoz olursa diyor. Bir, akrep, yılan ve cin olmaz diyor. sen Risale'yi okuyacaksın, cin olacak. Yesinler cinini ve kahve iç üzerine. Hasan abi, Fikret abinin sorusuyla ilgili biz eşyanın mahiyetiyle çok fazla muhatap olamıyoruz. Yani ilim sıbutu sıfattaki ilimle değil, esmadaki alim esmasına aynadarlığımız nispetince ilimde oluyoruz diye düşünüyorum. Evet, zaten aşağıya gelecek abim.
Aşağı aynı o cümle geçiyor. Bak okuyayım. Ben müsaade edin. İlim canlıdır, ruhludur. Lemalar 337. Diğerlerini daha yazmadım. Se kaynağı ama bilgi akıldan, ilim ise kalptan beslenir. Doktorum, Doktor Fikret, senin sordun bak buradaymış. Bilgi akıldan, ilim ise kalpten beslenir dedi ya, bilgi ilim olabilmesi için ne o, kalpten mi beslenmesi lazım? Evet abi. Eğer bir şeyden aldığımız malumat size ağırlık veriyorsa, o bilgidir, sizi rahatlatıp halden hale taşıyorsa, o ilimdir, manadır. İlim ile insan kendisinin arkasına geçer. Bu çok acayip ya. Bilgi ile insan kendisini taşır, tanışır. Bir daha, bilgi ile insan kendisini tanır. Ama ilim ile insan kendisinin arkasına geçer. Abi şöyle bir şey diyebilir miyiz? Evet. Bilgiye eyleme dönüşme istidadı ilimdeki gibi değil abi. İlimde böyle bir istidat var. Eyleme dönüşmek istiyor. Kişi bunu terk ederse, yani ilimdeki eyleme dönüşme istidadını, kuvveti terk ederse, bu kişi de büyük sıkıntıya sebep oluyor. Ama bilgide böyle bir şey yok. Yani böyle bir ihtiyaç hissetmiyor. Evet. Yani şöyle netleştireyim. İlimde amele ve eyleme dönüşme istidadı var. Bunu kullanmak gerekiyor. Kullanamazsak burada da bizi bir geri gitme durumumuz var. Geri götürüyor insanı. Dört. Evet. İlim, aynı şeyi söylediğin için şey yapmıyorum Ali. Aynı şeyleri, bilgi geri götürmüyor da Ali. Artık bilgi, ilim epey bildik. Şimdi bugünkü ders akıl, bu ısınmak için yapmıştık. Ben biraz da gideyim, müsaade edin. O söylediklerin aynı bilgi, ilim arasında farkı söylendiği için durmuyorum üzerine. İlim vücuda, bilgi mevcuda bakar. Tasavvurdaki bilgiyi tefekkür edersem, şey söyledi bunu Numan Yozgat biraz önce. Tasavvurdaki bilgiyi tefekkür edersem ilim olur. Lef-i mahf ve ispata kadar bütün meratipler bilgidir. Lef-i mahf ve ispattan sonra hep ilimdir. Vahiy akla geldiği için düşüncelerini vahye bağlamakla bilgi ilme dönüşür. Bir daha ilim dedi. Vahiy akla geldiği için düşüncelerini, bilgilerini, malumatlarını, zanlarını, şüphelerini, tereddütlerini, yani tasavvurun içeriklerini vahiy akla geldiği zaman bunları ilme dönüştürür. Onun için şüphe, tereddüt, zan, bunlar ilme hizmet ediyor böylelikle. Şimdi bir daha, tasavvurdaki şüphe, tereddüt, zan, şüphe, tereddüt, ne olur bunu kale şey yapın. Tasavvurdaki şüphe, tereddüt, zan vesaire, o malumatları, şüphe ilme hizmet eder. İnsanın farklı ve zengin düşünce melekesini geliştirir. Farklı, çeşitli düşünce melekelerini geliştirir. Dolayısıyla vahiy geldiği zaman, ortadan girince, tahtam yok burada, vahiy akla geldiği zaman tasavvurdaki şüphe, tereddüt, zan, malumat, nisbi ve itibari şeyleri ilme dönüştürüyor ya. Eğer o şüphe olmasaydı vahiy onu tanımlamazdı. Ona yön vermezdi. İçeriğini değiştirmezdi. Bir şey oldu o. Demek ki vahye bağlamakla ilme dönüşür. İlim aklın arkasındadır.
İlim tasdiktedir, daha ötededir. Burada ilim ile bilgi arasında, bilgi ile ilim arasındaki farkı biraz konuştuk, ısınalım dedik ama bayağı da geçti, neredeyse yarım saat geçti. Burada kesiyorum. Sevgili kardeşler, şu anda size gönderdiğim defter sayfalarından 282. sayfa, mektubat 218. Defter 282. Hasan abi, geçmeden ben konuyu değiştireyim. Kafama takıldı. Şimdi şeytan kürse kadar miraç yaptırmasının sebebi ilginin legüm akvel ispata kadar olmasından dolayı mı kaynaklanıyor? Harika. Harika, maşallah. Evet, bilgi levh-i mahve ispata kadardır. Ondan sonra ilimdir. Ama kürs biraz da yüksek ama oraya kadar çıkartabiliyor. İnsan nasıl düşebiliyor, değil mi? Yani nasıl düşebiliyor? Bilgiyle düşebiliyor. İlimle niye düşemiyor? Çünkü İhlas Risalesi'ndeki hadiste de söylüyor, hadis-i şerifte. Yani ilmiyle amil olanlar diyor, onlara bir şey yapamazsın diyor, halis olanlar. Ustad, o ilmin daha biraz da... Evet Harun, bir şey diyeceksin abi. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Abi şimdi derinden beri dinliyorum işte, ilim, bilgi, şöyle böyle. Tamam da ben mesela bakıyorum yani, bana ne şey yapıyor yani bu? Kendi enfüsünde ne uyandırıyor yani? Çok güzel. Sen bu sorudan ne anladın sen? Soruyu sen sordun, cevap nedir? Evet abi, bilgiye bakıyorum, mevcut diyorsunuz. Dışarısı, hariç, ağaç, çiçek, böcek. Bakıyorum, bu mevcut. Yani Rahman ismine bakıyor. İlme bakıyorum, vücut diyoruz, rahim gibi duruyor. Rahim gibi duruyor. Mesela mevcutta her şey bir yerde, ilimde her yerde. Tarafın her yerdeyken yani tehlike getirdiğini anlıyorum bu ilmin. Her yerdesin. Öbürsünde bir yerdesin. Ondan sonra geriye kalıyor ki Rahman, Rahim, bir de Allah. Yani neye gidiyor bu mesela iç aleminde? Neye varmak istiyorum bununla? Tamam, çok güzel. Birincisi Harun Vesvese Risalesi'nde diyor ya, ilim onu tard eder. O beni çok rahatsız ediyordu. Vesvese Risalesi okuduğum halde niye var? Bir, onu izah ediyor bu. Yani bizim bildiğimiz bilgi. Ezberledik. Mesela münafık bizden daha iyi biliyor. O daha iyi biliyor. Mesela Ali demişti, ters götürüyor dedi. Bilgiyle ters götürür. Şimdi bu bize ne kazandırıyor bunu bildikten? Ne oldu? O zaman şunu getiriyor. Arkadaşlar, okuduklarımızı kalbi, hayatta yani fiiliyata dönüşme nispetinde ilme dönüşüyor. Peki iç alemimizde ilim ne yapar bu şeyin? İç aleminde bir cennet oluşturur, bir dünya oluşturur. Yani küre-i arz kainatın kalbidir diyor 15. sözde. İnsan da şecer-i hilkatın kalbidir, tamam mı böyle? Şimdi ilim burayı oraya, orayı buraya taşır ve üstünü kaldırır. Mesela şu anda böyle derste seni buraya tutan, rahatlatan, öyle huzur var ya, o ilimdir. Onun farkındalığını veriyor. Farkındalığımızı artırıyor. Çok şeyler ama bir, eğer bilgilerimizi, kafamıza giren bilgileri, okuduğumuz kitapları, akla gelen vahiy ile kalbi hassasiyetle biz eyleme dönüştürürsek, bu ilim olur, dünya olur, alemin cennet olur. İlim yük değil, ilme sen yük olursun. Bilgi sana yüktür ama sen ilme yüksün. Yani kafirin ilmi var mıdır? Vardır. Vardır çünkü kafirin cehennem de ilimle yapılmıştır. Çünkü ilmin zıttı Adem, bilginin zıttı cehalet vardır. Ne yapıyor o kafirin ilmi?
Çünkü zıtlarıyla beraber vardır ilim. Zıtların bütün mertebelerine camidir. Mesela kafasızın kafasında var şirk. O ne yapıyor? Kendi öz dünyasını, ama kainatta şirk yoktur. Kainatta inkar yok yani. Ama kendi kafasında o zaman o küçük dünyasını cehenneme dönüştürüyor. Yeysin zulümatından, zulümat koy tencereye. Kimsesizliğin vahşetinden. Ne diyor? Kafirin ilme, ademe, alemlerine çalışıyor. Evet, kafir adem alemlerine çalışıyor. Çalışıyor. O da şeydir yani. Mesela diyelim ki İrfan'la mı konuşmuştuk geçen bir derste? Ya kardeşim, günahın vücudu yok. Ben şey yapmıştım, Osman da hatırlar. Allah Allah, nasıl vücudu yok? Ademidir. Adam içki içiyor. Gayrimeşru bir şey yapıyor. Peki nasıl ademidir Gökhan alacağım? Yani abi, vücudu yok diyor. Efendim Gökhan. Abi çok özür dilerim ya, araya girdim. Hasan abi şeyde Harun, yine Harun abiden sonra bana hak geldi. Geçen derste de öyle oldu. Çok güzel soru sordu. Şimdi Hasan abi iradeden, hani sıfattaki iradeden bir teklif var. Bir de tercihler de var. Teklif ve tercih. Şimdi sıfattaki iradeden teklifler var. Ben, bendeki ihtiyar, yani bendeki bilgiyle bir tercih yapacağım. Bu bilgiyle tercih yapacağım da bu bana ne yapacak? Harun abi de çok güzel yeri sordu. Şimdi geçenlerde biraz bir şey çizmişim de, şimdi ben teklif belli, tercihimi de söylüyor zaten. Ama bir de yap diyen var, bir de yapma diyen var orada. Ben şimdi bendeki bilgiyle bir tercih yapacağım. Bendeki bilgiyle yaptığım tercih, sıfattan gelen, iradeden gelen teklif var ya, teklifle kesiştiği an orada Allah-u Alem, bilmiyorum, o bilgi ilme dönüşüyor orada. Bu da bendeki iradeyi oluşturuyor. Yani ihtiyarda tercih yaptım, iradede teklif kesişti, onun dediğini yapmış oldum. Anladım. Yani bunu yaparken aynı zamanda yap diyenin dediğini yaptım, yapma diyenin de buna bak diyenin dediğini yapmadım. Bakma diye de harama ele aldığında bunun da dediğini yapmış oldum. Bende de bu bilgiyle ben tercihimi yapıp teklifle kesişti ve irade oldu. Yani bu bilgi bana irade veriyor. Evet, Harun, kısacası ilim seni içsel yapını yapılandırıyor. Akla fikir, vicdana marifetullah, kalbine de huzur veriyor. Huzure dönüşüyor. Huzur kendisi oluyor. Peki. Amin. Yani böyle bilgi şeyleri derslerde, öyle enkaz şeyleri ben zaten şey yapamıyorum, yapmıyorum. İşte beni memnun etmiyor. Bu benim ne işime yarayacak? Bilgi ilim. Niye böyle meşgul olayım? Ya arkadaş, bildikçe, mesela diyelim ki doktorluk. Gökhan, sesimi kapat abi. Doktorluk. Biliyor. Şimdi tırnağın arasındaki bakteri ne kadar mikrop olduğunu doktor biliyor mu Harun? Biliyor. Peki biz biliyor muyuz? Yok. Hatta tırnağını yiyor ya kişi. Böyle tırnak yiyor. Lan tırnağın arasındaki ne kadar bakteriyel mikrop olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Eğer bir doktorun Allah'a imanı yoksa en muzdarip adam o adamdır. Niye? Mikropların nasıl çoğaldığını, nerelerde ne kadar olduğunu, her an her şey olabilir ihtimali içinde bu adam nasıl rahat yaşayacak ki? Gafil nedir? Efendim Harun? Bilmesi daha çok yük oluyor. Ha, bu bildi. Kur'an olması lazımdı, beni götürmesi gerekiyordu, götüreceği yere. Ha, bu marifettir der Gazali. Doktorluk, alimlik, alim. Bilgi alime bakar, ilim sıfatına bakar. Gazali der ki, mesela şimdi tabirle, o zaman kanun arabası. Arabayı tamir etmek nasıl bilgidir? İnsanı da tamir etmek böyle bilgidir. Yani marifettir diyor. Eğer bunu manayı harfine, manayı isimden, manayı harfine dönüşürse,
marifetullah olur marifet. Yani ilmi biz bilgiyi ilme çevirme nispetinde iç alemimizi cennete dönüştürüyoruz. Dönüşme nispetinde ilimdir. Biz şu anda bizi tutan ilimdir Harun. Hazreti Ali'nin tabiriyle bu anda şu anda sen bu ortamda pazar günü saat 3 kapatmayıp veya çekip gitmiyorsan seni burada tutan nedir? Seni bu anda tutan daha önceki ilme dönüşmüş bir dünyadır. Bir dünyan var. O dünya vücudu haricisi hayattır. Vücudun kendisi kudrettir. Gözüken iradedir. Yazılımın o içindeki yaşadığın şu anda haletin onu yazılımın ilimdir. İlim. İlimdir. Huzurda kendisi hazır olmaktan basar sıfatıdır. Dünyamızı oluşturuyoruz Harun. Üzerimizdeki battaniyeleri kaldırıyoruz. Bilgileri akıl değirmenine atarak ilme dönüştürme. Ha dediğimiz anda ilme dönüşüyor. Huzur veriyor. Böyle keyif yaptırıyor. Evet, biraz gidelim. En azından birkaç sayfa gidelim akıl hakkında. Defterin 282, size gönderdiğim mektubat 218. Elbette hiçbir cihette yalan olamaz ve aldatmaz diye anladı ve aklı dahi tasdik etti. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkındaki şey. Peygamberimiz ne diyor? Elbette hiçbir cihette, ben ortadan aldım uzun olmasın diye. Şimdi diyor ki başında şöyle diyor. Hem imanda öyle fevkalade bir kuvvet ve harika bir yakin ve mucizane bir inkişaf. Görüyor musunuz? İmanın içinde ne var? Bak, imanın içeriğine bakın. Öyle fevkalade bir kuvvet, imanın içeriği harika bir yakin, mucizane bir inkişaf, çekirdek ağaç oldu. 4. Cihanı ışıklandıran bir ulvi itikat taşımış ki. Bitti. İtikat imanın içinde. İtikat imanın içinde. Tıpkı dima kalbin içinde olduğu gibi. Evet. Sistemi farklı çalışıyor ama itikat, bak imanın içerisinde ne var? Bir de okuyayım. Öyle, bak hem imanda öyle fevkalade bir kuvvet varmış imanın içinde. Harika bir yakin varmış imanda. Mucizane bir inkişaf varmış imanda. Cihanı ışıklandıran bir ulvi itikat varmış imanında. İman, itikat aklın süpürgecisidir. Demek ki iman itikadı kullanıyor. İman varsa otomatik itikat vardır. İtikatsız iman olmuyor. O da şeylerde var iman. İtikatsız iman hayvanlarda, çocuklarda, delilerde, mesul olmayanlarda yani cennete gideceklerde var. İtikat imanın içinde tıpkı dima kalbin dişe vuruşuydu. Dima kalbin nedir o? Mazari siyat vicdan. Makesi efkar dima. Kimin? Kalbin. Nasıl ki dima müstakil iken aslında kalbin fikir bakımından, makesi efkar bakımından vücud haricisi. İşte imanın da vücud haricisi itikat. Yine devamında ne diyor? Diyor ki o zamanın hükümranı olan bütün efkarı ve akideleri ve hükemanın hikmetleri ve ruhani reislerin ilimleri ona muarız ve muhalif ve münkir oldukları halde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bakın bir daha o zamanın hükümranı olan bütün efkar Peygamberimizin karşısında o zaman hakim olan fikirler, akideler yani imanlar hükümanın hikmetleri, hükemanın
hükemanın hüke o olacak ke. Hükemanın hikmetleri 3 ruhani reislerin ilimleri aleyhinde muarız ve muhalif mümkün oldukları aldı. Allah Resulü'nün peki ne vardı yanına buna mukabil? Onun ne yakinine, ne itikadına, ne itimadına, ne itminanına 1 hiçbir şüphe, 2 hiçbir tereddüt, hiçbir zaaf, hiçbir vesvese vermemesi. Ha. Allah Allah. İtminan neymiş itminan? Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın da ne varmış? Yakin, itikat, itimat, itminan. İtminan neymiş lügatta bakayım? Emniyet içinde olmak, inanmak, mutlak olarak bilmek, kararlılık. Allah Resulü ne kadar nasıl böyle? Ya bu kadar efkar, akideler, hükemanın hikmetleri, ruhanilerin reisleri. Yani senin aleyhindeler. Sen nasıl böyle itminan haldesin yani emin içindesin böyle. Yani dışarıda okyanusta fırtına var. O limana girmiş. Liman nedir? İtminan, emniyet içinde. Ya nasıl bir rahat ya? Bir hayal eder misiniz ya? Nasıl bir rahat? Yani herkes aleyhindeyken hani insan demez mi ya? Ona sırf ben mi akıllıyım ya? Hani bizim köyde eskide akrabamız da derdi böyle. Ulan sırf sen mi akıllısın lan bu köyde? Derdi. Peki itimat nedir? Güven bağlamak. Emniyet etmek. Kalben güvenip bağlamak. Şimdi nasıl böyle her şey aleyhindeyken nasıl bir güven oluşturmuş Cenab-ı Hakk'a karşı? Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yakini, itikadı, itikat iman içinde itimadı var, itminanı var. Yani biz itimat biraz edemiyoruz gibi geliyor Allah'a. Yani orada biraz sıkıntı yaşıyoruz. İtimat. İtimat Allah Allah. Buyur Abdullah. Abi şimdi imanın içerisinde kuvvet yani sırasıyla gidecek olursak şimdi orada itminanın olabilmesi için basamaklar gerekiyor. Burada sorum olacak. Tamam geçmişe dayalı. Geçmişe bakıyor bir duvar gibi yaslanıyor. Yakini ve itikadla biliyoruz ama yakini nasıl anlayacağız? İmanın içerisindeki yakini. Yani o iman içerisindekilerini saydınız. Orada o yakini kaldı bende. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şeyine geçtiniz. Ama o yakini, itikat tamam, kuvvet tamam. Peki o yakini elinde miydi? Bakıyor musun yazıya? Bu yazı elinde mi senin? Bu gönderdiğim sayfa elinde mi Abdullah? Yok. Şimdi açıyorsun. Yakini ne? Niçin söyledim biliyor musun? Niçin elinde midir? İnin üzerinde takke var. İnin üzerinde takke var. İ yok. Yani Risale-i Nur'un bakıyor musunuz? Nokta yerine takke koymuş. Takke. Takke. Nokta ile takke arasında ne fark var? Yakini o için şey yaparsın. Yakini güzel. Yakiniyetin var. Bu bilgidir. Bu bilgidir. Yakin. Yakın hissediyorsun. Akraban. Ama iyi çekiyor Abdullah burada. Takke var. Ona dönüşmek. İddia ettiğine dönüşmek. Kuru bir iddia değil. Yakini. Bak. İyi çekiyor. Bazıları diyor ya. Ya ne biçim ders oluyor böyle. İşte Risale'ye zarar mı? Risale-i Nur'a zarar değil. Risale-i Nur'un nokta ile takkesini bile irdeliyoruz. Araştırıyoruz. Niye bunu demiş diye. Nokta ile takke arasındaki fark soruna cevaptır. Yani yakin olsa Allah'a görür gibi bilgi sahibi olur. Kastamonu 25.
İlmel yakin ama Hakkan yakin seviyesinde ilmel yakin. Çok acayip bir yerdir. Risale-i Nur talebelerinde ilmel yakin ama öyle bir ilmel yakin ki Hakkan yakin gibi. Burada yakin mesela biz Abdullah ben geldim almaya, sen almayadasın. Varlığını biliyorum, tanışmıyoruz. Bu yakin. Tamam. Sonra beraber mülakki olduk, oturduk, tabiri peygamberle ticaret yaptık, seyahat ettik, yemek yedik. Birbirimizi iyi tanıdık. Sana yakinim var. Ne demek yakinim? Fikri, dima, hissi, vicdan, duygu bağ oluyor, bağ. Duygu da kalptir. Bu bağın bütünselliği, yakini, takke. Tamam mı abi? Ama Allah razı olsun. Şey sordum. Ben burada kaçıyordum. Çünkü epey ilimle bilgiye biraz fazla şey yaptığımız için. Hatta diyecektim ki arkadaşlar yakiniden ne şey anlıyorsunuz? İtimada şeye girdim de yakini ben niye lugat yazmadım? Lugatı yok bunun. Yakini kendinde hissetme vesaire deniliyor da bu anlattığım gibi yok. Takke ile iğni falan fazla şey yapmazlar. İmanla misal vereyim. İmani. İmanın sana kazanımları. Yani neler kazandırdı sana. Bir de imani, şuuru imani. Sonunda iğnin üzerinde takke var. O imanın sana kazanımları değil, iman seni içine alıyor. Bir daha. İmani olunca imanı sen içine alıyorsun. Allah'a iman ettin. İçinde iman. İmani takke olursa o imanın kafasında iman sen içine aldığın değil. Açın içeriye aldığın imanın içine giriyorsun. İçimin içine giriyorsun. Yakin de böyle. Bak. İmanı içime alıyoruz. Fi mafi. Dışım içimde, içim dışımda. İmanı içeriye alıyor. Ama şuur o kadar inkişaf ediyor ki içimin içine giriyorum. İçimin içine. İçimin içine giriyorum ben. İçimin içine giriyorum. Yakini lugat manası veriyorum. Seni bildim. Tanıyorum. Bu dima dersinde arkadaşları tanıyorum. Ama bazılarıyla yani bir yakinimiz var hepimiz. Bir bağımız var. Fikri, hissi, duygu bağımız var hepimiz. Ama bazılarımıza yemek yedik. Seyahat ettik, ticaret yaptık, bilmem ne yaptık böyle. Yani kendinde onun karşılığı uyanması. Karşıtı değil, karşılığı. Neyse. Herhalde olmuştur Abdullah. Evet. Abi Elhamdülillah oldu. Çok güzel oldu. Çünkü birincisinde normal nokta ikinci Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da takke var. Acayip bir şey. Peki arkadaşlar açmışsanız yakini zaten ne demektir rıza ediyor. Eğer gönderdiğim resmi bu Nazm-ı Mali deniliyor. Bakın açmamışlara da göstereyim. Bakayım gözükecek mi? Şu. Bak arkadaşlar. Şu. Yakini ne götürür? Nesi? Neyin zıttıdır yakin? Şüphenin. İtikadın zıttı nedir? Tereddüt. İtimadın zıttı nedir? Zaaf. İtminanın zıttı nedir? Vesvese. Nereden çıktı bu? Nazm-ı Mani'den çıktı. Yani bir bakar mısınız o gönderdiğim şeyi? Bak dizdim. Belki yeni kardeşlerin elinde yok. Şöyle yapayım. Tamam. Şuna da yapayım böyle. Şu. Yani hiçbir şey yapmadım külliyata. Dizdim. Böyle dizersen başka mana, böyle dizersen başka mana, böyle diziyorum. Yani onu dizmeyle mana çıkartıyorum, dizmeyle. İttikam dedi. He abi. O yani tersten de dediğimizde hiçbir şüphe olmayan iman mertebesine yakin olmayan
zaten iman mertebesi, çünkü başta iman dedi bunlara, itikat, hiçbir zaaf olmayan iman mertebesine itimat, olmayan iman mertebesine itminan denir. Aynen. İmanın şu mertebesi. Ya yani mertebe olarak da bir de abi o baştaki dört taneye de tevafuk ediyor. Fevkalade bir kuvvet. Harika bir yakin zaten var. Şak, cihanı ışıklandıran ulvi itikat. Dört tane gene söyledi. Orada yakinle itikat zaten metinde geçiyor. Ondan sonra inkişafla kuvvet var. Yani o dört tane dörtlü var Osman. Dizersek, evet. Bak diziyorum. Öyle fevkalade bir kuvvet. İkinci bir çiziyorum. Bütün efkar şeyi. Sonra ikinci okuyorum. Üçe geçiyorum. Yakin, şüphe. Birinci dörtlünün ilk çizgisi. İki, harika bir yakin. Harika bir yakin. Yani akide ile oluyor. Yani itikat, tereddüt. Yani böyle mana, nazm-ı manayla çıkıyor. Demek ki imanın şüphesiz mertebesi yakin, imanın tereddütsüz mertebesi itikat, imanın zaafı kalkmışsa itimat oluyor, vesvesesi kalktıkça itminan oluyor. Çok acayip ya. Mektubat 218. Bak sırf dizilme ile farklı şey çıkıyor ya. Bu nasıl bir kitap? Tuhaf değil mi? Yani Risale-i Nur hakikaten garip ya. Hakikaten garip. Yani bak nerede mi? Nasıl bakar? İster böyle bak, ister böyle bak. Şüpheyi ortadan kaldıran yakin, yakın artıkça şüphe yoktur. O zaman sende eylem ne olur? Harun'a geliyorum. Tamam abi konuştun da yakin arttıkça bende ne olur? Harun, fevkalade bir kuvvet olur kardeş sende. Peki tereddüt benden kalkarsa itikadım artar, harika bir yakinlik hissedersin. Bu da nokta. Yakin değil, yakin. Zafiyetim kalkarsa itimadım şey olur, inkişaf olur kişide. Vesvese kalktıkça İtminan olur. Bende ne olur? Cihani ışıklandırır. Ülve bir itikat taşırız. Bu ne bakarak söylüyorum ya? Buraya bir şey yapmıyorum ben. Ya niye şey yapıyorum biliyor musun? Böyle nasıl bir şeyin peşine koşuyoruz? Bunlar nasıl bir şey ya? Ya takke koyuyor, iyi koyuyor, şey değişiyor. Çok acayip bir şey yani. Mübalağa etmiyorum. Sizi teşvik zaten şeyiniz yok da. Bu pazar, bu derse gelen Maide'yi, Kur'an'ı, sofrasını gelen zaten şey ihtiyaç yok ama vallahi hayretim artıyor. Yani böyle diziyorsun başka, böyle diziyorsun başka, böyle diziyorsun başka bir şeyin cevabı. Ya, garip eser yani. Ama düz okuyorsun, bakıyorsun tamam. O da tamam. Nasıl oluyor? Bilmiyorum yani. Bilmiş değilim. Peki, öteki sayfaya geçiyorum. Mektubat 221. Bu biraz uzun galiba. İşte 220... Evet. Hasan abi, haşiye olacak, farklı bir soru olacak ama bu saydıkların yakin, itikat, itimat, itminan, yani geçmişte ecdadımızın savaş meydanlarında zafer kazanan komutanların fıtratları bozulmadığından mı bunlar onlara tam olaraktan gözükmüş? Fıtratlarına müdahale edilememiş. Mektup, evet. Mektubat 221. İşte asıl saadette, işte dediğine geldi işte. İşte asıl saadette aklıyla beraber seyahat eden dünya misafiri ve hayat yolcusunun. Bir daha sordun karşımıza. Mektubatın öteki sayfası cevap verdi sana. İşte asıl saadette aklıyla beraber seyahat eden dünya misafiri ustad, hayat yolcusunun, ha dünya misafiri diyor, hayat yolcusudur diyor insan. Dünyanın insan misafiridir, hayatın da yolcusudur. Hayat devam ediyor. Dünyaya misafiriz. Dünya mekan,
yolcunun kendisi hayat. Hani yolcu adı derler ya, otobüse bindin, yolcu adı derler. Yolcunun kendisi hayat. Kim bu ki, insan bu kim ki, asıl saadette aklı seyahat ediyor. Yani aklıyla seyahat ediyor ya. Arkadaşlar bir daha bak. Aklıyla seyahat ediyor. Asıl saadette. Hayalen değil ha, tasavvur değil. Aklını da yanına almış. Allahu alem bu kimdir seyahat eden? Kalptir. Çünkü kalbin ve ruhun derece hayatına çık demiş. Çünkü kalbin derece-i hayatına çıkınca kalp, kainat, 18 bin alem, harita, ruzname, hassas bir mizan, doğru bir mikyas, muhit bir filiste, cami bir ayna, kainata güzel bir takvim olduğundan insanın kalbi, insanın